Yeter'cim geç. Oh tamam, metro boş. Çok şükür geldik. İbrahim, sana çok önemli bir şey sorabilir miyim? Söyle canım benim, yani, canım arkadaşım. Alışveriş merkezinin kapısında iki saat boyunca seni aradım. Telefonda kimle konuşuyordun? Televizyon tesisatçısı Abdullah abiyle. biraz fazla konuşuyor. Tut, 37 ekran televizyon varmış, onun gitmiş HD'ye çevireceğim dedi. Az daha takım taklamat alıp yanımıza geliyordu. Peki, televizyon tamircisi Abdullah abi de şahit olacak mı? Şeyimize mi? Sinemaya gidişimize falan yani. Neyse, neyse. Biliyorsun alışveriş yapmam gerekiyordu ve mağazaya girdim. Mağazadan çıktıktan sonra bana bir tuhaf tuhaf bakıyorsun. Bunun sebebi ne olabilir acaba? Şimdi olmuş. tamam. O zaman şey yapalım. Seni kimse rahatsız etmesin bu güzelliğini. Kimseler görmesin, kıskanmasın. Şuraya oturalım. Bak burası sote. Tamam mı? Kimse... Böyle otursan. Rahatsız etmez bizi kimse burada. Sakin sakin. Kimseyle konuşmadan, görüşmeden sinemamıza gideriz. Çok güzel Yeter'cim. Yalnız gerçekten altını çizmek istiyorum. Yani sonuçta ben seninle sadece arkadaş olarak sinemaya gidiyorum. Yani sadece arkadaş olarak. Bu bir teklif falan değil. Sadece arkadaşça sinema. Tabii, tabii Yeter'cim. Benim zaten tek derdim seninle arkadaş olarak sinemaya gitmek. Yani arkadaş oluruz, kanka oluruz. Nişan yaparız, çocuk yaparız. Tanem'le Tuğra mesela iki tane. Sonra torun yaparız, severiz onları. Yani tamam mı? Tamamıyla arkadaş olarak yani. Yeter ki evet. Sinemaya gidene kadar aklını kimse çelmesin, kafan karışmasın. Yeter ki o bana yeter o. İbrahim, canım. Gerçekten anlamsızca konuşuyorsun. Yani niyetin kesik kesik geliyor. Sen oryantali bıraktın mı? Gel! O ne o? Sinek var herhalde, onu koklu. Ne o öyle bir... Farkında değil. Şık şıkıdın bir hali yani mi? Çok farkında değil. Dururken yok, konuşurken geliyor. İçinden gelen bir volkan herhalde. O rahatlatıyor seni bu karakter. Peki. Sen de rahatsız olmadan. Ben gözlerim orada. Tamam. Omuz bakalım başladı. Nereye gidecek? Bakalım nereye gidecek? Buyur. Biz de merakla bekliyoruz. Neyse tamam. Seni anladım. Onlar anladı mı? Onlar evet. Canım benim. Gel Burcu gel. Boş metrobüs buldum. Oturak iki insan göbekte kendimize gelin. Gel. Abi dürtülüyorum. Çekilsene oğlum. Teyzeciğim nereye çekileyim? Ben burada oturuyorum. Arkadaşımız siz orada oturuyorsunuz. Lütfen rahatsız etmeyin bizi. Yahu sen o göbekle rahatsız olmuyorsun. Bizden mi rahatsız olacaksın? Bak metrobüs de boş. İnsanları mı yedin? Biraz daha konuşursanız sizi yiyeceğim. Flörtüm, sevgilim, arkadaşım Yeter'le sinemaya gidiyorum. Mutluluğumu bozamayacaksınız. Piii! Kızım, sen bununla sinemaya mı gidiyorsun? Evet, neden soruyorsunuz? Canım ya, sen ikinci durakta en orada göz hastanesi var. Ya orada bir muayene olursan zaten buna bir daha hiçbir yere gitmezsin. Teyzelerim, rica etsem siz müsait bir yerde ölür müsünüz? Çok rica ediyorum. Yeter'cim sen bunlardan etkilenme tamam mı? Bir sıkıntı yok değil mi yani? Bakış açım falan değişmiyor bana. Çelişkiye girmiyor değil mi aklın? İyisin. Gerçekten beni birazcık rahatsız ediyorsun. Yani sonuçta kendine güvenmiyor musun? Hani bir özgüven problemi de var. Şimdi çok güzel de mesela madem öyle bir tavrı var. Normal konuşurken başka, rahatsız olduğunda başka, kızdığında, üzüldüğünde, sevindiğinde başka oynayabilir yani. Üç kafa gibi oynayayım. Onu bilmiyorum da yani duygu değişimlerini hissedelim, omuzlara yansısın. Değil mi Burcu? Ne oldu sen? Niye öyle bakıyorsun? Dinliyorum. Dinliyorum. İyi günler. Keyfin yerinde. Oo. Güzel, tamam. Bakalım neler olacak. Bakalım. Hadi. İbrahim, yani gerçekten çok üstüme geliyorsun. Seni anlayamıyorum tam olarak. Yani senin özgüven problemin mi var? Yani neyin var senin Allah aşkına? Neyin var problemin açıyorsa neyin var? Hangi birinizi anlatayım? Özgüven problemin mi var? Aa durdular. Ha sonra geldi. Evet. Çekmiyor tabii metrodayız. Çekmiyor. Geç geliyor.
özgüven problemi, özgüven problemi falan yok canım. Ne özgüven problemi olacak benim? özgüvenli bir insanım ben. Neşelisin, değil mi? Onlar aynı. Özgüven problemi. Aa, ben de. Ben de hocam. Hayırdır teyzeciğim, evet, ne oldu? Çok oynayınca kafa gitti. O zaman o özgüven probleminden alalım. Neşesi, stresi, heyecanı başka olsun, evet. Seni anlayamıyorum. Özgüven problemin ne var? Özgüven problemin ne var? Yok, kızım, yok. Sen eski dansöz müsün? Özgüven değil, özgöbek problemi var. Yahu sen hiç o kızın yanına oluyor musun be çocuğum? Hiç dostun yok mu senin, ha? Barcelona'ya göz kırpan Sabri gibisin. İlahi beni çok güldürdün. Allah da seni güldürsün. İlahi ben ölüyü bile güldürdüm. Yeter'cim. Anlayacağın dilden konuşacağım. Aklın çelinmiyor değil mi? Yani kimse cilciliği sokmuyor senin kafana yani. Bir sıkıntı yok. Hala sinemeye gidiyoruz değil mi? Arkadaşız yani. Şimdi buna konuş, şimdi buna konuş. Niçin strese girdiğini gerçekten anlamıyorum. Yani şu anda metro gerçekten boş. Burada, etrafta hiç erkek filan yok. Allah'tan. Metrodayız. Aa! Maşallah ya. Adam metroya bir girdi, metronun havası değişti. Benim hormon dengem tapladı. Oğlum sen kimsin? Falan filan Inter Milan. Bendeniz Abdominal İsmail. Nakliyecilik yapıyorum teyzeciğim. Yalnız forklifte karşıyım. Kamyonu bizzat kaslarımla doldurup kaslarımla boşaltıyorum. Hop basmışım aminoasidi taş gibiyim. Her gün 10 yumurtanın beyazını yiyorum, sarısını martılara atıyorum. Nasiplensin yavrucaklar. Al işte, metroya erkek bindi. Cimrilik etmeyeydim de taksiye bineydim keşke. Arkadaşım, şu paketi de arkaya doğru götürüp biraz açar mısınız? Arkadaşı fenalaşıyor burada, sıkışıyor da. Ben gidin. Dikkat et, kırılabilir. Ha, paketteki mi? Tamam. Yok canım, kafa göz bildiğin kırılabilir. Kelimelerimle kalbimi, pazularımla kafanı kırarım kardeş, dikkat et. Yalnız küçük hanım rahatsız olursa çekilirim. Yok. Kesinlikle rahatsız olmadım. Tabii ki istediğiniz gibi burada durabilirsiniz. Bence hiçbir sorun yok. Sormadan edemeyeceğim. Luna Park'ta 12'den mi vurdunuz? Yok. Neden? Ay yanınızdaki bu peluş ayıyı açıklayabileceğim başka bir ihtimal gelmiyor aklıma. Ay sen bildiğin Afrodit yanındaki kimyasal tehdit. Çok komik. Kusura bakma İbrahim ama bence beyefendi oldukça komik. Yani bana gerçekten gülünç geldi. Fark ediyorum buradan titriyor. Burcu, kız sinyal çaktı. Şişt, lan Perim hocası. Bak teyzem demedi deme. Bu kız yakında seni bırakır, aa da bununla kaçar. İnşallah da helvanızı böyle kavurup yediğim günleri görürüm. Dead people! Resmen I see dead people! Şu kızı kafasını karıştırıp durmayın ya, çok rica edeceğim ya. Kaslı Bey! Rica edersem kalkabilir misiniz benim yerime, orası arkadaşım yanına oturacağım. Kalkarsam döverim. Allah rahatlık versin. Kapılar kapalı. Tutar mısın? Bir dakika tutar mısın? Tuttum. Ay sağ olun, yetiştim. Sağ ol, rica ederim. Yeter'cim sen buraya gel istersen. Burada duralım. Arkadaşım pardon, ben de şundan tutabilir miyim? Sağ ol. Az önce buradan çıkan kokuyu gördünüz mü? Koku görünüyor, ben gördüm. Burada böyle yeşil yeşil. Tepeden çıktı, aşağıları doluşuyor şu an. Şurada biraz var. Arkadaşım sen en son 90'larda mı yıkandın? Az bir nostalji yap ya. Bir duş ha, su, sabun. Ya arkadaşım ne var yani ya? Ne var işimden gücümden çıktım, metro son anda anons yaptı, kapanıyor dedi, şey dedi. 182 tane basamaymışım, elektrikli merdivenler çalışmıyor. Az hareket, ben ondan koş gidiyorum, buna bu tarafa doğru gidiyorum. Tam kapı kapanıyor, seni çekmeye çalışıyorum. Ayıp ya. Resmen can güvenliğim yok burada. Kaslı Bey,
Hasta Bey, rica etsem buraya siz gelir misiniz? Ben oraya oturuyorum arkadaşım yanına. Bak birader, ben anlattım, anlamadıysan istersen bisepsle konuş, trisepsle konuş, kanatla konuş, göğüsle konuş. Birisinin omuzları oynar, birisinin triseps, biseps, Yeterci, biz bir durak sonra ineceğiz zaten. Taksiyle devam edelim, tamam mı? Sinemaya geç kalmayalım. Canım benim. Burada şimdi özel istek de gelmiş. Yeterle ne kadar anlaşabildiğini göstermek için son ikna turları ya artık. Hintli gibi konuşayım. Yok yok, geçti. Şimdi yeterle anlaşabildiğini omuzlarınla göster. Yani omuzlarınla ikna edici ol, derdini anlat. Ve ne kadar uyumluyuzu da göster ona. Omuzlarında büyük bir yük var. Buyurun. Yeterciğim. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Rica etsem bir durak sonra... Acaba sen ve ben, ikimiz, şu hariç, taksiye binebilir miyiz? Taksiye bineriz, taksiyle gideriz. Taksici, sen, ben. Sinema gideriz, film izleriz. Patlamış mısır yeriz, kovadan çıkarız, hop ağzımızı atarız. Hop, ağzımızı atarız. Hah, filme geç kalın. Beni hiç dinlemiyorsun ama. İstersen biraz da buraları anlatayım. Bakmıyorsun ama çünkü bana. Şunu bir tutayım. Olmaz mı bir şey? Ah! 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 Ağzımı düştü bir anda. Ağzımı duran düştü. Ağzımı düştüm ya, ağzım bitti bir anda. Ağzımı çalkılayabilir miyim? Asit var mı? Asit, ağzım çakıldı. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Oradaki kokuyu bir kere abartman lazım. Bir de İsmail'in o kaya gibi duruşunu, o ani frene rağmen kaya gibi duruşunu iyice altını çizmek için... çok ağır fren. İnsan biraz öne atlar. Evet, şey yani bu. Çok ağır fren. Ciddi kazadan dönüyor neredeyse öyle bir fren. O yüzden daha freni hissettirin bize. Yani frenin ne kadar ani ve sert olduğunu hissettirin. Diyor ki teyze! Tamam mı? Sizin de kavuşmanız öyle olsun Bahadır'la yani. O şeye göre olsun. O ani frene göre. Artık orada mı kavuşursunuz, nerede denk gelirsiniz bilmiyorum. Tamam mı? Bunu bakalım olacak mı? Seni korumasına rağmen sen de o ani freni bize o yaşatayım alanda hissettir. Buyurun. Fren öncesinden alalım. Nerede kalmıştık? Bak bir şey söylüyorum burada. O da konuşuyor. Ama küser ama bu. Bu da küser. Hadi gidelim artık, ne olur. İnelim, ipi durak sonra inelim. Tamam mı canım? Canım bir düşmez mi insan bir fena duruma geldi? Frenle tartışıyor. Sen freni niye sesleniyorsun? İsyan ediyorum, böyle olur mu ya? Olmaz, frenin etkisiyle bir görelim neler oluyor. Mehtap, seni dikkatle seyrediyorum. Buyurun. İniyoruz. Allah Allah. İniyoruz, taksiye biniyoruz, öyle gidiyoruz, tamam mı canım? Bir durak sonra ineriz inşallah. Sağ ol, sağ ol. Şimdi olmadı. Şöyle olmadı. Yani fren oluyor, ayağa kalkıp böyle yere düşmek lazım. Önce, yaşlı başlı kadınlara... Önce ayağa sonra yere. Ama bak Yeter hiç katılmadı. Yeter hocam de... kesinlikle düşemiyorum. Öylesine kaslı ki. Evet ama sen o aradan bir şekil bulup tamam, tekrar oraya gelmen lazım. Tamam peki. Bahadır'la İbrahim'in de freni hissettirmesi lazım. Tamam. Ben tutunuyorum. Yani illa orada buluşmanız şart evet değil. Artık ne oluyorsa frenle. Yani çok ani fren düşünün ve artık bunu becerelim. Buyur. Yeter'cim, muhtemelen film çoktan başladı. En azından ikinci yere yetişiriz. Şimdi iniyoruz, taksiye biniyoruz, gidiyoruz inşallah. Tamam mı canım? Ben şurada durayım hocam. Hayda, bir şey oluyor. Neler yaşandığını görmek istiyor musun? Yok yok yok. Gel gel. Gel göreceğiz şimdi onu söyleyeceğim. Tamam. Şimdi seyredeceğiz gel. Bak neler yaşanmış. Neler yaşandı? Önce normal oynatalım.
Şimdi geriye alıp buna geriye alıp ağır çekimde bir daha görelim. Arkadaşlarınızı da tanıyın, Burcu'yu mesela. Buyurun. Benim kafam mı çıkmış? Şimdi ağır çekimde oynatalım. Evet. Ya çok kötüsün. İsmail'e bak, sabit. Şimdi bu devrilmeden alacağız. Devrilmişiz. Hani önce fren yapınca bir gidersin, sonra kalkarsın ya. Kalktığında hemen yerimize i̇şte geleceğiz. İşte ben onu yaptım. Ben ondan önce... mı? Demek öngörü sahibi bir tek ben varım burada. Valla ya. Şimdi verdiğiniz şeyi ben önceden yaptım. Doğru. Böyle gittim, geri geldim. Doğru, bir de senin yuvarlanman var. Tamam, şimdi yerdeyiz. Fren yaptı. Düzelince herkes yerine gelecek. İsmail de hanımefendiyi tutacak. Saçım iyi mi? Ben tutacağım diyor. Hazır. Düştün. Hazır mısın? Geldiysin. Tamam. Buyurun. Biz sarılmıştık senden, güzelim. Son frenin sesinden verelim. Herkes kalkıp yerine gidecek. Buyurun. Dur, frenin sesinden, frenin sesinden. Herkes geri çekim yerine gidecek. Geri çekim böyle. Geri çekim. Bakınız ben 120 kiloyum. Evet. Ama maşallah bütün aksiyonlarda başlasın. Buyurun. Geri sarabilir miyim? Buyurun, geri saracağız. Verelim son şeyi. Aa, burada son bir fren bizi geri kaldırıyor. Kalkıp koltuk al. Neymiş artık? Allah Allah ya. Aldım mı senden? Aldım mı görmem mi? Bu nasıl bir şey ya? Ağzımı çalkalayacağım. Asit verin bana, ağzımı çalkalayacağım. Ya arkadaşım, gelmiş burada mahremime giriyorsun, ondan sonra yap. Ya Allah, bu ne özel hayatım? Buna girdi, orada neler yaşadık? Ondan sonra. Hayır ya. Ne yaşadık? Hiç burada yaşamadık. Ağız nakli yaptıracağım. Ağız verin bana bir tane. Oy, bu ne ya? Ay, dur, ayağa durduk tünelin içinde şu an. Aa, durdu mu ya? Ya duramayız ya, kız elden gidecek ya. Durmamalıyız, gitmeliyiz ya. Arkadaşlar, merhaba. Lan cam kırık, hiç rahatsız durmuyor musunuz siz bu işte? Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar, sorunu halletmek için harıl harıl tüm ekip çalışıyor. Korkmayın, tüm ekip çalışmakta. Ekip mi var şu an? Kaç kişisiniz? Tek kişi, ben varım. Öpüyorum hepinizi. Kolay gelsin. Hay Allah, eğer ben bu nakliyi yerine ulaştıramazsam biz hepimiz bittik, ben söyleyeyim. Ya hadi Seyfettin, biz niye bittik çocuğum? Kutunun içinde ne var heykel çocuğum? Komodo ejderi. Değil. Komodo ejderi var. Ejderi ne ya? Ejderle ben biliyorsun bir adam. Ejder nereden çıktı? Nesin sen? Kalesi misin? Kalesi değilim, sol açığım. Şimdi bak, ben bir tane hayvanat bahçesindeyim. Dur, bir gelsin o kafası bana o. O şakayı ben hala anlamıyorum hocam. Kalesi değil. Sol açalım. Kalesi kim? Yani kaleci. Kaleci değil. Kaleciyi kalesi gibi söylüyor. Kalesi ne ki? Kaleci, kaleci. Kimin kalesi ya? Kaleci yok mu kaleci? Topu tutan. Kaleci, evet. İşte kalesiyi kaleci gibi duyup, hayır ben o değilim, sol açığım diyor. Anlamıyorum. Bunu ben de anlamadım. Yok, boş. Kalesi kaleci. Bir şaka yaptı teyze, sen boş ver. Uyu. Ejder sen, ben böyle uyuyorum. Bak ben bir tane hayvanat bahçesinde nakliye yapıyorum. Taksi parası verdiler, metroya bindim. Paramı arttırdım, tamam mı? Yolumu buluyorum, yeter başka. Ay ne kadar güzel. Aşırı tutumlusunuz. Tutumum iyidir. Burcu, çocuk güzel orta yaptı. Evet, gol olur bu. Aha bu gorilla da böyle kalır. Ya şu anda metroda kapanıp kalmışız. Bir tane komodo ejderi var kutuda. Hala derdim ben miyim ya? Birader. Kalesi. Bu açılmaz değil mi bu? Hayvan uysaldır değil mi? Bunda sıkıntı olmaz. Bu mu? Bir komodo ejderi nasıl böyle bir ses çıkabiliyor ya? Artık insan koktuysa ejder de demek ki aç. Biraz daha acıkırsa yalnız onu ben bile baş edemem yani. Uyan ejder, uyan be. Yalnız bir dakika. Burada ben bir devreye gireceğim. Bir dakika. Ejder var, canlandı. İnsanla koku. Bak ben bu tip şeylerde çok gerilirim. Gerildikçe de çok pis terlerim, ben size söyleyeyim. Ter basar beni bak. Ya da... Nasıl bir şey ya? Çocuk daha ne kadar terleyip de pis
teyzeciğim nasıl tutayım ben vücuduyla böyle sürekli yani şey yapayım, ben vücuduma zapt edemiyorum ki. Kendi kendine gelemedi. Komodor deyince bir... Gelmiyor. Ay. O geliyordu normalde, biz onu bozulmuş. İnanılmaz terliyim. Dur lan sen de komodor, terliyorum adam. Bir dur, İbrahim gel. Hocam hiçbir şey olmuyor. Şunu al, çaktırmadan arkasından illüzyonla terledim deyince hafif hafif ılık ılık dök onu. İllüzyon gösterinize hepiniz hoş geldiniz. Tamam, bunu görmeyecek. Terle, ben terlerim gittikçe deyince... Normalde çalışıyordum, basınca terliyordum ben. Evet. Olmadı. Oradan buradan neresini terlemesini istiyorsan terlet onu, evet. Alalım bir geriden. İşte, hadi hadi. Onu bırak. Terleme, tut kendini, sık kendini, terlemen gerekiyor. Tamam ablacığım, ben hayatta terli... Ne demek tamam ablacığım, ben bak terliyorum ama ben falına vuruyorum. Ne dersen ki, komodur ejderini oğluna. Allah'ım! Adam git gidin. Bu kadar soğuk su içmeyin. İçmeyin. Çok stresli, kafadan terliyor. Ne oldu şu an? Gerçekten çok soğuk. Yani adam çok çok soğuk soğuk terliyor. Ne yapacağız? İsterseniz size sarılayım, sakinleştiririm. Çok iyi olur. Ya sarılıyor mu? Bir ya sarılma lan! Lan sarılma artık, sarılma ya, sarılma! Arkadaşım, benim de şöyle bir özelim var. Çok stresliyken birine sarıldım mı stresim de terim de şıp diye duruveriyor. Gel buraya. Ölüm gibi bir şey bu, ölüm, ölüm. Arkadaşlar, raylar kırılmış. Direksiyon yok. Kimseye ulaşamıyorum. Her şey kontrol altında. Direksiyon yok. Raylar kırık. Sesle. Burası nasıl kokuyor lan? Burası ne oldu? Neyse, ben bir İngiliz anahtar bulup bu işi halledeceğim. Hiç merak etmeyin. Her şey... Raylar kırık. Panik. Ben daha da panik oldum. Allah'ım daha da panik. Ejder çıldırdı. Ejder çıldırdı. Ben ne yapacağımı biliyorum, hiç merak etmeyin, buldum. Ay nasıl da hemen çözdünüz her şeyi. Harika. Ne harikası ya, ne harikası? O soktu, o çıkaracak. Ejderi metrodan. Allah Allah. Ne? Kaslı Bey, çözüm nedir? Aramızdan birini seçip ejdere vereceğiz. Neden? Yesin, nasiplensin yavrucak. Bu ikisini verin, bu ikisini verin. Bunları verin, bunları verin. Dur, dur teyze, bunları ver, tamam. Bunları, bunları kaybedecek hiçbir şey yok. Hem bak, bunlar dinlenmiş et. Beklemiş bunlar. Pamuk gibi dağılırlar bunlar ağızda. Oo löp löp. Öyle bir baharat atarım ben bunlara. Hadi. Ejderi konuşuyor oğlum. Biz mundarız. Bizi sevmez o. Bende de et yok. Her yerim kas. Baksana çok sertim. Yeter başkan. Evet, çok kaslısınız. Seni verelim. Ne demek seni verelim? Ben şu an inanılmaz senedim için hiç yenecek gibi değilim. Kusura bakmayın. Şuradan yudum yudum içebilir ama. Kendi bilir. Ya Allah'ım, neyi düşünüyoruz çocuklar? Aramızda bu bufalo varken bunu atak işte yesin, doysun. Atalım, doğru. Atalım diyenler. Atalım! Ya adam oy vereceğine gidip çalıştırsana şunu. Bakın çok enteresan bir şey oldu. Şimdi ben aranıyorum ya, bir İngilizle karşılaştım. Bana anahtarını verdi. Ama evinin anahtarını verdi. Çok saçma, bu da bu kapıyı açmıyor. Bana, ben bu anekdotu anlatmaya geldim buraya. Raylar kırık kırık! Yandık arkadaşlar! Neyse, ben bir İngiliz anahtarı bulayım, kurtulacağız. Lütfen hadi! Raylar kırık! Raylar kırık dedi. Of! Hadi arkadaşım, tamam falan filan. Bu da ölümlü dünya, yalan. Buyur. Ya ne diyorsunuz siz şimdi? Ciddi ciddi kabuklu yemiş gibi ejdere mi çıtlatacaksınız beni? Evet, evet. Nasıl evet ya, nasıl evet? Evet. Ya güzel yavrum, zaten burada olmasa başka bir atraksiyonlu filmde öleceksin zaten. Yani. Bu bilindik bir şey. Hadi kardeşim, hadi güzel. Ya bana ne, bana ne, ben komodoya vermem kendimi. Yeme olmam komodoya. Vallahi bunu yazdı komodoya. Vermeyin, ne olur vermeyin. Çok güzeldir, ben tamam vermeyin. Ah! Tamam, bastı. Hareket ettik. Arkadaşlar! Size bir şey diyeyim mi? İngiliz var ya, İngiliz! Tesisatçıymış! İngiliz bulunca acını... Neyse ben şimdi açıyorum. İçerisi çok kötü kokuyor. İzinlemiştir inşallah. İyi iyi, tünelde böyle yuvarlanarak gidiyor. Al işte ya! Parçası da gelmiş.
Oh, çok şükür kurtulduk. Evet, çok şükür. Çok şükür. Ay, gerçekten. Yeter başkan, istersen sana bir soğuk bardak su ısmarlayayım ha. Vallahi çok iyi olur, çok memnun olurum. Başa kal İbrahim. Gitme, sen de git, çok güzel. Ben de kendimi komodoya yem ederim o zaman. Bu ne ya, tamam ben komodoya veriyorum kendimi. Yesin beni o zaman. Hadi yem edin. Aha. Aha. Biz kutu seviyoruz abla. Hep oradayız. Yalnızlığı da seviyoruz. Yılbaşlarına bir başına giriyoruz ama kutulara beraber. Değişik kafa. Aynen. Ejder gibi çocuklar. Hadi bakalım falan filan. Biz gidelim. Hadi siz de bir şarkı söyleyin. Sizin yüzünden sevgililer oldum şu anda. Sizin yüzünüzden. Komodo sandık sizi. Günah benim. Suç benim. Güzel şarkı söyler misiniz? Tabii ki. Thank you.